Peki bu toprağı ebediyen, vatan kılan Çanakkale'yi nasıl anlamalıyız? O destanın bugüne yönelik mesajları ne? Bir daha böyle acıların yaşanmaması için milletimiz ve Müslümanlar adına neler söylenebilir? Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt'la konuştuk. Tam 104 yıl önceydi. Mehmet Akif'in "Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber" dediği 15'liler bir daha geri dönmeyi düşünmeden yola çıktı. Amaç tevhidi korumaktı. 250 bin şehit o bayrak yere düşmesin, ezanlar dinmesin diye toprağa düştü. Ana ben gidiyorum. Kimi parmağını vermiştir, kimi kolunu vermiştir, kimi gözünü kaybetmiştir. Kimi de canını vermiştir ve bu vesileyle Çanakkale geçilmez kılınmış ve üzerinde yaşamış olduğumuz topraklar da bize vatan olarak bırakılmıştır. Osmanlı Devleti 1915-1916'da Birinci Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa girdi. Kuzeyden Karadeniz'le bağlantı kurmak, güneydense sıcak denizlere inmek isteyen İtilaf devletlerinin hedefinde ilk olarak Çanakkale Boğazı vardı. Ecdadımız Çanakkale'de 7 düvele karşı mücadele etti. Çok ağır kayıplar verildi. Gelibolu adeta şehitlerimizin kanıyla sulandı. Her siperde ayrı bir destan yazan ecdadımız dünya tarihine Çanakkale geçilmez notunu düştü, asla silinmemek üzere. O şanlı direniş bir milletin yeniden dirilişiydi. Bu toprakların ebediyen vatan toprağı olarak kalması için işte o günkü ruhu yaşatmak ve onun verdiği mesajı çok iyi anlamak gerekiyor. Çanakkale içinde bir uzun sen. Biz başımızı öne eğdirecek, bizi mahcup edecek bir milletin evladı değiliz. Aksine göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutmamıza vesile olan büyük bir milletin, büyük bir mirasın temsilcileri ve evlatlarıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt, Çanakkale'nin her şeyden önce bu millete birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurguladı ve bu mesajın bugün her zamankinden daha fazla önemli olduğunun altını çizdi. Bizim dünden bugüne farklı etnik gruplarla ortak hatıralarımız, acılarımız ve zaferlerimiz olduğunun en güzel göstergesidir Çanakkale. Türküyle, Kürdüyle, Acemiyle, Çerkeziyle, Arabıyla herkesin omuz omuza vererek kazanmış olduğu bir mücadeledir. Dolayısıyla bugünün insanı olarak bizler dedelerimizin omuz omuza kazanmış oldukları bir vatan üzerinde yaşadığını asla unutmaması gerekir. Çanakkale zaferi Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek hafızalara kazıdı. Fatih Kurt 1915'ten bugüne Çanakkale ruhunun bizler için, özellikle de gençler için önemli mesajlar taşıdığını vurguluyor. Çanakkale içinde vurdular beni. Biz düşmanına bile merhamet gösterebilen bir ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de mücadele eden dedelerimizin ruhunu hem kendi hayatımıza kazandırmalı hem de evlatlarımıza, gençlerimize taşımalıyız ki bu emanete sahip çıktığımızı, bu emanetin büyüklüğünü, orada verilen mücadelenin büyüklüğünü, kıymetini idrak etmiş olalım ve bu emaneti en güzel şekilde biz de gelecek nesillere taşımış olalım. Çanakkale destanı şehitleriyle, acı hikayeleriyle yüreğimizin en derin köşesinde ebediyen yaşayacak. Ülkemiz ve Müslümanlar adına kardeşlik içinde bir ve beraber oldukça da bu tür acıların yaşanmaması için en güçlü adımı atmış olacağımız vurgusu da önemli. Analar babalar ümidi kesti. Dolayısıyla geçmişimizi, tarihimizi, tarihimizde yaşanmış olan hadiseleri iyi okumalı, ecdadımızın, dedelerimizin büyüklüğüyle iftihar etmeli, onlara sahip çıkmalı ve onlara yaraşır nesil olarak hayatımızı birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu içerisinde bu cennet vatanı yurdumuzda sürdürmeliyiz. Of, gel.
yaşlı.